Münafıklar Müslümanların gerçekten baş belasıdır. Çünkü Müslüman gözükürler. Hatta sizden daha iyi Müslüman gözükürler. Görüntü herhangi problemleri yoktur. Bir insan şöyle bir baktı mı dört dörtlük Müslüman der. Çünkü buradan dini sömürecekler. Öbür taraftan da kafirlerle ilişki kurarak kafirleri Müslümanlara karşı kışkırtacaklardır. Yaptıkları o. Şimdi eğer zayıf olursanız bunlar sizin yanınıza hiç uğramazlar. Ama ne zaman münafık olma ihtiyacı duyarlar? Ne zaman güçlenirseniz o zaman. Hele biraz zayıflayın. Biraz itibar kaybedin. Biraz fakirleşin. Bakın etrafınızda kimse kalmaz. Mesela bizim etrafımızda kalmadığı gibi. Eski dostlardan hemen hemen hiç kimse yok gibi. Yani o kadar uğraşıyorsun. Niye? Niye gelsin ki? Ne para var, ne mal var, ne mevki var, ne siyasi bir destek var, ne ekonomik bir destek var. Niye gelsin ki? Ama biraz güçlendiğiniz zaman bakarsınız ki geliyorlar, sizden daha çok bu davanın sahibi olurlar, etrafınıza toplaşırlar. Müthiş bir şey ortaya koyarlar. Aslında niyetleri dine hizmet değil. Sizin elde ettiğiniz imkanları şey yapmak, sizin vasıtanıza kullanmak niyetleri odur. Dolayısıyla Müslümanların gerçekten baş belasıdır münafıklar. Görüntüde mümin, camiye gelir sizinle beraber namaz kılar. Sizinle beraber savaşa gelir, savaşır. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber Tebuk Savaşı'na bile katılmışlardı münafıklar. Niyetleri yolda Resulullah'a tuzak kurup öldürmekti. Şimdi bunlar bunu yapacaklar. Neden? Çünkü bu dünya imtihan yeridir. Her insan her dakika imtihanda olduğunu unutmamalıdır. Tamam artık ben yetiştim dediğiniz an kaybettiğinizin itirafından başka bir şey olmaz. Onun için ne kadar yükseklere tırmanırsanız tehlike o kadar artar.